Merhaba Kamil Akaşan, nasılsınız? İyi misin? Herkes kalın, bekliyorum daha genişlikle seslenme için. Evet, Söyler All-Star kimdir konuşacağız. Adaya veda edesin belli oldu arkadaşlar. Aysu oldu. Beklenen bir isimdi. Ben size söylemişim. Aysu, Berna, Aleyna arasında geçer diye tahmin ediyordum ama Aleyna ve özellikle Merve'nin ben adada kalacağını düşünüyorum. Yani Berna'nın da adada kalacağını söylemiştim size. Aysu kalmıştı ama özellikle Aleyna'nın sona kalması sürpriz oldu. Çünkü Berna üstünlük sağladı. Baktığım zaman Aysu oldu. Beklenen bir isimdi. Tabii ki dengeler yeniden değişik. Ben şu an takımların eşit olduğunu düşünüyorum. Yani kadınlardan geçenlerde kırmızı takımdan Pınar gitmişti. Bu sefer de baktığım zaman Aysu gitti. Aysu özellikle son iki düello'da başarılı çıkmıştı. Peki adaya veda edersin oldu. Zorlu parkurlarda Merve Aydın üstünlük sağladı. Baktığımızda Berna da Aleyna üstünlük sağlayınca sona Berna ve Aleyna kaldı. Aleyna son ataklarla kazanmış oldu. Tabii ki Aleyna en büyük destek Nagihan'dan geldi. Çünkü Nagihan'la Aleyna'nın yıldızlı bir ütüyle barışmamıştı. Bu sefer Yunus Emre ile Aleyna arasında bir tartışmalar izledik ama özellikle bir kadınlar dayanışması izledik. Ya ben size söylemişim arkadaşlar. Kolay kolay Nagihan'ı kimse kırmızı takımda karşısına alamaz. Ne Sercan, ne Avatar Atakan, ne de Hilmi Can. O yüzden ben özellikle biz yeni bölümlerde haftaya 4 erkek duyurusu var. Nefesleri keseceğini düşünüyorum. O yüzden ben Sercan'la Özgür'ün aday olacağını düşünüyorum. Sadece bu benim tahminim. Yani erkek mavi takım üst üste kere kazanırsa yine dokunmazlık oyunlarında ben Sercan'la Özgür'ün potaya geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Mavi takımda da yine Hakan, Batuhan, Yaman arasında kalır diye tahmin ediyorum. Tabii ki önemli bir dörtlü düelloydu. Dörtlü düello öncesinde sonrasında önemli gelişmeler yaşandı. Konseyde konuşulacak. Özellikle yine ödül oyunları var. Ödül oyunları kazanmışlar. Dokunmazlık oyunu kazanmış oldu. Ve şu an baktığım zaman kırmızı takım morallenmiş oldu. Neden? Çünkü üst üste oyun kaybetmesine rağmen özellikle dördüncü düello'da kırmızı takımdan kimsenin gitmemesi önemliydi. O yüzden ben kırmızı takımın tekrardan morallerin yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar.